Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Bildiğiniz üzere bir önceki videomuzda Selçuklular ve Karahanlılar arasındaki ilk münasebetler konusunu ele almış. Bunun üzerinde durmuş, bununla ilgili araştırma yapmış ve bunun üzerinde konuşmuştuk. İnşallah bu videomuzda ele alacağımız konu Selçuklular ve Oğuz Yakbuları konusu olacaktır. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte Selçuklular ve Oğuz Yakbuları konusunu ele alıp bunun hakkında elimizden geldiği, dilimizin döndüğünce bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz dostlarım, kardeşlerim. Selçuklular ve Oğuz Yakbuları. Türk hukukuna veya Oğuz töresine göre hakimiyette birinci mevki Kayılara, yani Osmanlı Devleti'ni kuranlara ait olduğundan Oğuz Han'dan itibaren olduğu gibi Yengikent Yakbuları'nın da Oğuz Han'ın torunu Kayı Han boyuna mensubiyeti gösterilmiştir. Fakat destanın kaydettiği karışık bir devreye göre Oğuzlardan Yazır boyuna mensup Baran Han oğlu Ali Han ile torunu olan ve Cent valiliğine tayin edilen Şah Melik, destanda diğer adı ile diğer adı yani destanda kuramının diğer adı bu kişinin Şah Melik'in diğer adı Kılıç Arslan'dır. Hakimiyeti ele almıştır. Hatta Baran Han'dan önce de Müslüman adı taşıyan iki Yakbudağ yazılı ise de Gerdizi'ye göre Müslümanlığı kabul eden Yakbu'nun Ali Han olması gerekir. Bu durum mücadelenin Yazır Yakbusu ile Kınık soyundan olan Gazi Selçuk Subaşı arasında geçtiğini de meydana koyar. Selçuk'un İslamiyet uğrunda Şamani Yakbulara karşı cihadı da Yazır ve Kınık boyları arasında cereyan etmiş ve gün geçtikçe şiddetlenmiştir. Hatta iki Oğuz boyu İslam birliğine dahil olduğu zamanda bile bu kabilevi husumet nihayet bulmamış, bilakis artmıştır. Filhakika Büyük Türk muhaciratı karşısında ve bilhassa Kıpçakların baskısı ile Oğuz devleti çöker ve Kınık ile Yazır boyları Maverahu'n-Nehir'de kendilerine yurt bulmaya uğraşırlarken aralarında yine çarpışmalar devam eder. Oğuzname, Oğuzların dağılmış ve Şah Melih'in perişan olduğu vakit Yazır uruğundan Ali Han oğulları Yazır havalisine göç edip kendilerine Hisar-ı yurt kurdular. Onların evlat ve nesilleri hala bu diyarda mevcutturlar. İfadeleri tarihe uygun mühim bir vesikadır. Oğuz Devleti'nin 11. asrın birinci yarılarında çöküşünü ve bizzat Yakbu ailesi olmak üzere bütün Müslüman oğulların Maverahu'n-Nehir, Harezm ve Horasan'a göçmelerini kısaca belirtir. Filhakika büyük muhaceratın baskısı ile 11. asrın birinci yarılarında Yengikent Devleti çökmekte ve mevcut Oğuzlar da büyük muhacerata katılmaktadırlar. Bu sıralarda Ali Han çok ihtiyarlamış ve emrinde 30-40 bin süvari bulunan oğlu Şah Melik yüzünü cenuba çevirmiş. Maverahü'n-Nehir ve Harezm'de fetihlere girişmiş. Fakat yine Selçukluları kendisine engel ve hedef saymıştır. Nitekim devrim tarihçisi Beyhaki
Şahmelik Selçukluların büyük düşmanıdır ve onlara bir yer bırakmamıştır. Başka bir münasebetle de Selçuklular ve Yunanlılar ile Şahmelik arasında kadim bir taassup, derin bir kin ve kan bulunduğunu yazarken bu düşmanlık ve mücadelelerin eskiliğine ve şiddetine de işaret eder. Bununla beraber çok cesur olan Şahmelik siyaseten anlamıyor, Selçuklulara karşı taassubun kurbanı olan bir yol takip ediyordu. Filhakika bizzat destana göre Ali Han oğlunu Atabey'i ve veziriyle cende göndermiş. Fakat Şahmelik delikanlı çağında burada çok kötü bir töhret kazanmış ve babasını da çok üzmüştür. Bu sebeple de aynı kaynak onun aleyhinde bidagar yani zalim sıfatını kullanmaktan sakınmamıştır. Halbuki Oğuzname birçok kısmında yenge kemtiyakbolarının görüşüne ve propagandalarına uygun bir havayı aksettirir. Nitekim Selçuk, Oğuz Devleti'nin subaşı yani ordu kumandanı olduğu ve Oğuzların kınık boyuna mensup bulunduğu halde Yakbuların görüş ve propagandası ile o destanda keregücü yani çacırcı bir aileden gösterilmiş ve küçültülmüştür. Buna mukabil Oğuz süresine göre siyasi hakimiyeti her kabilenin malum olmasına rağmen kayılardan sonra yazılar ikinci sıraya yükseltilmiştir. Fakat Selçuklular İslam dünyasına sahip ve Cihangir İmparatorluk kurunca ve Oğuzlara mensup olarak destana dahil olunca onlara artık hem kınık boyuna mensup gösterilir. Onlar artık hem kınık boyuna mensup gösterilmiş ve hem kınık boyuna mensup gösterilmiş ve destana girmiştir. Hem de Duvak yani Selçuk'un babası Tukak'ın hakkında istikbali keşfedilen ve evlatlarının cihanda hakim olacağını müjdeleyen bir rüyada anlatılmış, zaferlerinde büyüklüğü, adaleti ve kahramanlığı ile tanınmış, padişahlığa yakışmayan hareketleri dolayısıyla da Şahmelik'e layık olduğu cezayı verdiği destanın malı olmuştur. Ki bunlar kaynaklarda da mevcuttur. Nur Buhara'da sıkışan Selçuklular Harizm'e göçerlerken burada Gazneli Mahmud'un valisi bulunan Altuntas'ın oğlu Harun kararını değiştirmiş, Selçuklulara hıyanet ederek gizlice Şahmeli'ye haber göndermiştir. Gerçekten Selçukluları takip eden Şahmelik ordusu ile derhal Cent'ten hareket etmiş ve çöl yolundan gelerek Selçuklulara ağır bir baskın yapıp 8000 kişilerini merhametsizce, gaddarca, alçak ve namussuzca doğramış ve mallarını yağmalamış. Yeniden zalim sıfatını da hak etmiştir. 12. asırda kendi memleketi Beyhak'ın tarihini yazan İbni Funduk, Selçuk oğulları devletinin başlangıcında 1041 yılında onun bir akınından bahsederken Şahmelik bin Ali el-Buruni adını kullanır ve Hüsam üd-Devle Ebul Fevaris Harezmşah devletin kılıç ve kahramanlarının veya Sovel kılıcı ve kahramanlarının veya Sovelyelerin babası ünvanlarını çaşıdığını da ilave eder. Ali Han'ın oğlu Baran Han'ın torunu olan Şahmelik'in Baranlı aile adı ile tanınması sayesindedir ki destanın Yakbulular artık tarihi bir hüviyet kazanmıştır. Şahmelik Selçukluları takip ederek ederken aynı yıllarda yine onun aile adı ve şöhreti ile tanınmış bir Türk kumandanının mevcut olması da çok mühim olup bizi teyit eder.
Filhakika yine Şah Melik gibi Selçuklulara karşı Karahanlılar safında savaşan bir Alp Karabarani de vardır. Müstakil bir siyaset güden Buhara emiri Ali Tekin, Selçukluları parçalamak maksadıyla bir tertip ve hıyanet hazırlarken çok atılgan ve korku bilmez Alp Karabarani de 1029 yılında Selçuklu ordugahını basıp onları büyük kayıplara uğrattı. Selçuk'un oğlu Yusuf finalda öldürüldü. Tuğrul ve Çağrı Beyler ertesi yıl Ali Tekin ile Alp Karabarani kuvvetlerini bozguna uğratıp çok esir aldılar. Bunlar arasında yakalanan Alp Kara'yı da öldürdüler ve intikam aldılar. Bununla beraber mukabil taarruza geçen Ali Tekin Selçukluları azim bir kıtale uğrattı. Onların mallarını, kadın ve çocuklarını bile esir etti. İki düşman arasında ağır kayıplar veren Selçuklular uzun müddet oturdukları Nur Buhara yörelerini de terk edip üçüncü bir muhacirata daha mecbur kaldılar. Fakat bu göç esnasında Harezm hududuna varınca yukarıda gördüğümüz üzere büyük bir ordu ile Cennet'ten Semerkand'a yetişen Şah Melik 1034 yılında çok ani ve ağır bir baskın ile Selçukluları doğradı. Bu tarihi kayıtlar sabit bulunduktan ve kaynaklarda ve bilhassa oğuznamelerde Türkçe isim, ünvan ve ıslahatlara yabancı bulunan İranlı mütehassislerin kelimeleri nasıl okunmaz? Okunmaz bir şekilde yazdıkları anlatıldıktan sonra Şah Melih'in dedesi ve Ali Han'ın babası Baran adına bağlı Bruni nispetini çağdaş müellifler duydukları gibi yazmaları iki dile uygun ve doğal idi. Lakin Türkçe'yi yabancı ve Oğuzname'de bozuk bir şekilde almış Baran ismini müstansihler kendi kültürlerine göre Turun ve Baran imlasına göre kopya etmişlerdir. Ki bu türlü temayüller pek çoktur. Barani nisbesi veya aile adının iki şahsa ait bulunması ve kaynaklarda tekrarlanması da şüphesiz Yagbu Baran Han'ın şöhretiyle alakalı olsa gerektir. Nitekim Oğuz devletinde iktidarın değiştiğine veya bu makamının Yazır boyuna geçtiğine dair bazı işaretler vardır. Bu münasebetle Baran Han'ın intikalde mühim bir rol oynadığı ihtimali artmaktadır. 11. asrın birinci yarılarında Barunlu ve Barani gibi kaynaklarda iki mühim şahsiyetin meydana çıkması bu isimli bir ailenin teşekkülünü göstermiştir. Filhakika Oğuz ilinde bir Baranlu hanedanı meydana çıkmış. Oğuz devleti dökünce bir kısım yazırlar Barunlu beyleri idaresinde dağılmışlardır. Önce Horasan'a ve sonra da Azerbaycan, Anadolu ve Irak taraflarına göç eden Baranlu hanedanı etrafında nihayet bir Karakoyunlu ulusu ve devleti teşekkül etmiştir. Filhakika yukarıda görüldüğü üzere Yazırlar Horasan'da kendi adlarını alan Yazır vilayetinde bir yurt kurdular. Baran'ın torunları ve Ali Han'ın oğulları da bu bölgede Hisar-ı Tak'ta kaldılar. Onların nesli hala idarede mevcuttur. Nitekim eserini 1208 yılında yazan ve Horasan'da yaşayarak Yazırları iyi tanıyan bir coğrafyacı Oğuzname'yi teyit ederken Yazır Türklerinden bir kısmı Balkan yani Hazar sahillerinde Dehistan taraflarına bir kısmı da Mankışlak adasına göçtüler. Fakat Yazırların basılıcı halkı Horasan
taraflarına vardılar. Bunların sayıları çok ve kuvvetleri kuvvetlidirler. Hisar-ı Taka intikal edip oturdular. Bunlar halis yazarlar olup kendileriyle birlikte Mankıslaki ve Persi olmak üzere üç kola ayrılmışlardır. Bu vesika Oğuzname'yi ve diğer kaynakları teyit eder. Nitekim Ebul Gazi'ye ait Oğuzname'de mevcut olmayan bir tafsilat da verir. Ali Han Bey evlatları boş olup Hisar Dağı'na gittiler. Oklu ili, Köklü ili, Ağar ili ve Sultan gibi pek çok ilde Malhan Dağı'na göç eylediler. Yazır ili Horasan'a varıp Mervürt etrafında pek çok il sakin oldu. Bu sebeple de bu havaliye Yazır yurdu denilmiş ve Yazır ilinde yani boyundan Mervürt yakınlarında oturduklarından çoğu çiftçilik ile uğraşmaya başlamıştır. Yazır kendi adlarını taşıyan bu vilayetlerinde yerleşirlerken Yagbu Ali Han'ın oğulları Baranlı Beyleri de geldikleri Hisar-ı Tak'ı kendilerine merkez yapmışlar. Bu sebeple de burasını aile isimlerine göre Baran Kalesi veya bazen de Yazır Kalesi adlarıyla şöhret kazanmış olup 14. asırın birinci yarılarında Yazır Kasabası Hamdullah Gazvani'ye göre orta derecede bir şehir idi. Yazırlar toprağa bağlanmakla beraber beylerinin idaresinde eski kabile teşkilatını muhafaza ediyor. 12. asrın ortalarında Harcem sağlara tabi muhtar bir beylik durumunda bulunuyorlardı. Bununla beraber Yazır beyleri ile Harcem sağlar devleti arasında ihtilaflar ve hatta savaşmalar eksik olmuyordu. Filhakika İl Arslan zamanında yani 1157 ile 1172 yıllar arasında Harizm ordusu ile başlarında Yağmur Han'ın bulunduğu Yazır Türkleri arasında 1160 yılında bir muharebe oldu ve Yazırlardan çok insan öldürüldü. 13. asır başlarında 610 yani hicretten sonra 610 normal takvime göre 1214 yılında Harizmşah Sultan Alaaddin Muhammed'in anası Terken Hatun'da Vazır Kalası sahibinin oğlu Ömer Han aleyhinde bir tertip kurup öldürdü ve bir hileyle onun ata mirası olan bu kalayı işgal etti. Mevlana Celaleddin Rumi'nin Sasavvuf'ta ilham kaynağı olan Şemsettin Tebrizi'nin babası da Horasan'da Yazır vilayetinden olup ticaret ile meşgul iken bu şehre gelmiş ve bahis mevzu oğlu da burada doğmuştur. Yazırlar Yagbu oğullarının rehberliğinde kadim Oğuz ilinden Horasan'a göçerlerken böylece Yazır vilayeti Yazır veya Baran Kalası olarak kabile isimlerini muhafaza etmişlerdir. Hanedan da Barunlu veya Barani adlarını da taşımışlardı. Horasan'daki Şarkı Anadolu, Azerbaycan ve Irak'a geldikleri ve bu havalide Karakoyunlu devletini kurdukları zamanda da hanedana ait Baranlu, Farsça Barani, Arapça El-Barani adını taşımışlardır. Bununla beraber bazı modern tarihçiler ya Karakoyunlu devletinin başında bulunan Baranlu, Barani, Barani hanedanı ve isimlerinin menşei üzerinde duramamışlar veyahut bu aile ve adını oğulların Yazır değil Yıva boyuna mensup olduğunu sanmışlardır. Hatta bu uğurda sarf ettiklerini israf etmişler ve adeta çıkmaza sokmuşlar idi.
Evet, kıymetli dostlarım, videomuzun bazı kısımlarında sesimdeki değişiklikler o kelimeyi ya da kelimeleri doğru telaffuz etmek için planlanmış bir şekilde ağzımdan çıkan kelimelerdir. Şimdi konumuz bu kadar. Ben biliyorsunuz ki son birkaç haftadır videoda başka kaynaklardan yararlanıp videoyu zenginleştirdiğim için bugün de sizlere Selçuklular ve Oğuz Yakbuları üzerine bir video izletmek istiyorum. Ondan sonra bir 10-15 dakika kadar zamanımız kalırsa konuşuruz. Sonrasında ise videomuzu kapatırız. O zaman hazırsanız şimdi ben sizlere Selçuklular ve Oğuz Yakbuları ile ilgili bulabildiğim herhangi bir videoyu izleteyim dostlarım. Selçuklular ve Yavrular. Selçuk Bey'in yaklaşık 1007 yılında ölümünün ardından ailenin başına Arslan Yavru geçti. Tuğrul ve Çağrı ise dedelerinin ölümünün üzerine Cendi terk etmişlerdi. Ancak onların Cent'ten ne zaman ayrıldıkları tam olarak belli değildir. Tuğrul ve Çağrı, Maverin Nehre gelerek amcaları Arslan Yapkun'un bulunduğu Nur kasabasına yakın bir bölgeye yerleşmişlerdi. Arslan Yapkun'un doğrudan kendisine bağlı 4000 süvariden oluşan bir kuvveti vardı. Bundan başka Selçuk Bey'in diğer oğulları Yusuf ile Musa'nın ve torunları Çağrı ve Tuğrul Beylerin de askerleri bulunuyordu. Bölgede artık söz sahibi olmaya başlayan Selçuklular, komşularla ittifaklarda aranan müttefik haline gelmişlerdi. Ali Tigin, Arslan Yapı ile ittifak halindeydi. Ali Tigin, Karahanlı hükümdarlarından Arslan Han tarafından tutsak edilmiştir. Daha sonra hapisten kurtularak Maveren Nehre geldiğinde Arslan Yapı ile 1020-1021 yıllarında Buhara'yı zapt edip orada yerleşmiş olan Ali Tigin, Arslan Yapı sayesinde diğer Karahanlı beylerine üstün bir duruma gelmiştir. Arslan Yapkun'un güçlenmesi hem Karahanlı devletinin hem de Gaznelilerin dikkatini üzerine çekmiştir. Karahanlı hükümdarı Yusuf Kadir Han, kardeşi Ali Tigin'in Maveren Nehir bölgesinden atılmasını isterken 1016-1017 yılları arasında Gazneli Sultan Mahmud Harezm bölgesini ele geçirmiştir. Gazneli Sultan Mahmud hakimiyet alanını Maveren Nehir bölgesine yaymak istiyordu. Bu sırada da Sultan Gazneli Mahmud'a Maveren Nehir ailesinden Ali Tigin hakkında şikayet mektupları geliyordu. Yusuf Kadir Han ve Gazneli Sultan Mahmud bölgenin huzurunu kaçıran Ali Tigin ve müttefikleri Arslan Yapkun'a karşı ittifak yapmak için 1025 yılında Maveren Nehir görüşmelerini gerçekleştirirler. 11. yüzyıl tarihçisi Gardizi'ye göre bu görüşmede Yusuf Kadir Han, Gazneli Sultan Mahmud'la İran ve Turan meselelerinden görüşüldüğü, ayrıca Selçukluların kalabalık ve savaşçı kimseler olduğunu, hatta hükümdarlık peşinde olduklarını ve Selçukluların hem Karahanlı devleti için hem de Gazneli devleti için daha fazla tehlike oluşturmadan Maveren Nehir ve Türkistan coğrafyasından çıkarılmalarını rica etti. Bunun üzerine Gazneli Sultan Mahmud, Türkistan ve Balha dağları bölgesinde on binlerce süvariye sahip olduğu meşhur ok gönderme hikayesinden anlaşılan ve mertliği, savaşçılığı, şimşek ve yıldırım gibi avının üzerine düşmesi dolayısıyla kendisinden bütün Türkistan hükümdar ve Efrasyapluların korktuğu Selçuklu Arslan'ı kurnazlık ve sihirliğiyle ile yanına yani Semerkant'a getirterek tevkif etti ve Hindistan'da Kanicer Kalesi'ne sürdü. 7 yıl Gazneli Sultan Mahmud'un esareti altında kalan Arslan Yapku, 1032 yılında kaldığı Kanicer Kalesi'nde vefat etmiştir. Arslan Yapku'nun hapis edilmesi Yapkullar lehine olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Bulundukları bölgede Maveren Nehir ve Buhara'da etkinlikleri sona ermiştir. Başsız kalan Türkmenler sağa sola dağılmıştır.
Arslan Yapı'nın bir oyunla Gazneli Sultan Mahmut tarafından tevkif edilmesini tasvip etmeyen Tuğrul ve Çağrıl Beyler ile Arslan Yapı'nın oğulları, yani Anadolu Selçuklu Devleti'ni kuran kol, bu haksız muameleyi unutmamışlardır. Selçukluların bu muameleye cevapları Gaznelilerden intikam almak olmuştur. Selçuklu Devleti açısından bu olay devletin hanedan değişikliğine gitmesine neden olmuştur. Beylik, Yapkululardan Tuğrul ve Çağrıl Bey aracılığıyla Mikailoğullarına geçmiştir. Arslan Yapkul'dan sonra Selçukoğullarının başına Tuğrul ve Çağrıl Beyler geçmişti. Ancak Ali Tekin, Selçuk Bey'in oğlu Yusuf Hinal'a Türkmenlerin reisliğini verip onu Yapkul ilan ederek iki kardeşe karşı kışkırttı. Yusuf Hinal'ın Ali Tekin tarafından öldürülmesinden sonra Tuğrul ve Çağrı Beyler, Selçuk Bey'in diğer oğlu Musa İnanç'ın da aynı şekilde kışkırtılabileceği düşüncesiyle ona Yapkul unvanı vermek suretiyle yönetime katılmasını sağlayarak kendi yanlarına çekmiş oldular. Maviren Nehir'de sıkıntı içinde olan Tuğrul ve Çağrıl Beyler daha elverişli topraklar aramaya karar verdiler. Tuğrul Bey çöllere çekilirken Çağrı Bey 3000 kişilik bir süvari birliğinin başında Gazneli hakimiyetindeki Horasan'dan Anadolu'ya doğru hareket etti. Tarihler 1016 ve 1021 yılları arasıydı. Ermeni ve Gürcü topraklarına bir süre kaldıktan sonra ciddi bir mukavemetle karşılaşmadan tekrar Tuğrul Bey'in yanına döndü. Diğer yandan Arslan Yapı'nın Kutalmış ve Resul Tigin adlı oğulları ile akrabaları Arslan Yapı'ya bağlı Oğuz boylarına hakim olamadılar. Çadırdan oluşan bu Oğuz grubunun ileri gelenleri Arslan Yapı'nın tutuklanmasının ardından Gazneli Mahmud'a Selçuklulardan zulüm görmekte olduklarını söyleyip kendilerine Horasan'a yurt vermesini rica ettiler. Ricaları kabul edilirse Gazneli ordusunun gücünü artıracaklarını söylediler. Sultan Mahmud başta Tuz valisi Arslan Cazip olmak üzere bazı devlet adamları ve emirlerin itirazlarına rağmen onların isteklerini kabul etti. Bu Oğuz grubu Horasan'a geçip Serast, Ferave ve Bavet çölünde yurt tuttu. Böylece Oğuz ilinden bir grup tarihte ilk defa Amudere'ye, yani Ceyhun Irmağı'nın öbür yakasına, yani İran topraklarına ayak basmış oldu. Grubun başında Yağmur, Boğa, Göktaş, anası oğlu ve kızıl adlı beyler vardı. Bunlar muhtemelen bağımsız yaşamak istedikleri için Selçuklu ailesinden zulüm gördüklerini söylemişlerdir. Nitekim çoğu Selçuklu devleti kurulduktan sonra da onlara itaat etmedi. Arslan Yapkul'un ölümünden sonra Yapkullar ile Selçuklar arasındaki soğukluk ve ayrılık devam etmesine rağmen Kutalmış Selçukluların hizmetine girdi. Arslan Yapkul'dan sonra başa geçme hakkının kendisine ait olduğunu düşünen Kutalmış, başa kendisinin geçmemesine ses çıkarmamış. Bundan dolayı da başkentin Nişabur'dan Reya nakledilmesinden sonra batıya karşı yapılan fetih hareketlerinde kendisi ve kardeşi Resul Tigin görevlendirilmiştir. Tuğrul Bey Abbasi halifesinin kızı Seyyide Hatun ile nikahlandı ve gelin almak için Bağdat'a doğru harekete geçeceği sırada İbrahim Yinal'ın isyanının ardından Kutalmış'ın 1061 yılında isyanı ile karşılaştı.
Hatta o Kutalmış'ın isyanıyla uğraştığından bir süre Bağdat'a gidemedi. Kutalmış, daha önce isyan etmiş ve affedilmiş olan kardeşi Resul Tigin ile birlikte harekete geçerek 10 bin kişilik bir ordu topladı. Damgan yakınlarındaki Girtçur Kalesi'ne kapandı ve üzerine gönderilen Umar Tekin komutasındaki kuvvetleri yenilgiye uğrattı. Bunun üzerine Tuğrul Bey bizzat Girtçur Kalesi'ni kuşattı. Fakat başarılı olamayarak geri döndü ve Kutalmış ile görüşmesi için Vezir Amidil Mülk Kunduri'yi görevlendirdi. Bu ikili arasında başlayan müzakereler sonuçlanmadan Tuğrul Bey vefat etti. Bundan dolayı Kutalmış ile bir anlaşma sağlayamayan Amidil Mülk başkent Rey'e dönmek zorunda kaldı. Önce kardeşi Resul Tigin'in, daha sonra da Kutalmış'ın isyan etmesi, Selçuklular ve Yabgullar arasındaki soğukluk ve çekişmenin sona ermediğini göstermektedir. Kaynaklarda Kutalmış'ın bu dönemde isyanı nedeniyle ilgili bilgilere rastlanmamaktadır. Ancak Kutalmış'ın bu dönemde isyan etmesinin asıl nedeninin Tuğrul Bey'in kendisine veliaht ataması olduğu söylenebilir. Bilindiği gibi bundan kısa bir süre önce Tuğrul Bey, ağabeyi Çağrıl Bey'in hanımıyla evlenmiş ve kendi çocuğu olmadığından bu hanımın etkisiyle Çağrı Bey'in büyük oğlu Süleyman'ın yerine veliaht tayin etmişti. İşte Kutalmış, veliahtın belirlenmesine karşı çıkmış ve isyan etmiş olmalıdır. Çünkü ona göre devlet kurulmadan önce ailenin başında yaşça en büyük olan babası Arslan Yapbu vardı. Kendisi de onun oğlu olduğuna göre veliahtlık yine hükümdarlık hakkının kendinde olduğunu düşünüyordu. Tuğrul Bey'in ölümü üzerine harekete geçen Kutalmış, Girtçur Kalesi'nden indi ve Hamedan, Berey arasında yaşayan Türkmenlerin yanına giderek onlardan önemli miktarda bir kuvvet topladı. Bu sırada kardeşi Resul Tekin de ona katıldı. Hatta onu Rey'in üzerine yürümeye teşvik etti. Rey üzerine yürüyen Kutalmış, 1063'te adına hutbe okutarak sultanlığını ilan etti. Amidül Mülk Kutalmış'ın karşısına çıktı. Ancak kuvvetleri yenilince askerleriyle birlikte Rey Kalesi'ne sığındı ve durumu Alparslan'a bildirdi. Bunun üzerine Alparslan Erdem kumandasına bir orduyu Kutalmış üzerine gönderdi. Kutalmış bu orduyu da yenilgiye uğrattı. Bu sırada hazırlıklarını tamamlayan Alparslan Merv'den büyük bir ordu ile Nişabur'a doğru harekete geçince Rey Kalesi'ni muhasara etmekle uğraşan Kutalmış onun üzerine doğru yürüdü. Damgan'a varan Alparslan Kutalmış'a mektup göndererek isyana son vermesini istedi. Bu teklifi kabul etmeyen Kutalmış, iki ordunun karşılaşacağı Damgan civarındaki Milh Vadisi'ni su akıtarak bataklık haline getirdi. İlmi nücuma, yani astroloji ilmine vakıf olan Kutalmış, o günün kendisi için kötü bir gün olacağı sonucunu çıkararak savaş gününü geciktirmek istedi. Alparslan'ın ordusuyla bu bataklık araziden geçemeyeceğini sanıyordu.
Alparslan ordusuyla söz edilen Bataklığı geçip Kutalmış'ın kuvvetleri karşısında savaş için saf tuttu. Bu savaşta Kutalmış'ın yanında kardeşi Resultigin ve Ayboğan ile oğulları Süleyman ve Mansur bulunuyordu. Ayboğan ile oğulları Süleyman ve Mansur bulunuyordu. Kutalmış, bugünün kendisi için kötü olacağı düşüncesine rağmen savaşı daha fazla geciktiremedi. 1064 yılında iki taraf arasında yapılan savaşta Alparslan Kutalmış'ı mağlup etti. Resultigin ve oğlu ile Kutalmış'ın oğulları esir edildi. Kutalmış bu mücadelede hem savaşı hem saltanatı hem de hayatını kaybetti. Cesedi Rey'e getirilerek Tuğrul Bey'in yanına defnedildi. Şimdi dostlarım, Selçukluların Oğuz Yakbuları ile olan münasebetleri bu şekildeydi. Oğuz Yakbuları böyle bir devlet. Yani Oğuzlar kısaca. Yani Oğuz Yakbuları dediğimiz kısım normal Oğuzlar değillerdir. Bunu belirtmekte fayda vardır. Şimdi biz şu anda nereye ele alıyoruz? Yani biz Selçuklu videosu çekiyoruz, evet. Ve peki biz nereye ele alıyoruz? Biz en baştan başladık. Bir 5-6 video sonra, yani 18 hafta sonra, yani 4 ay, 5 ay sonra, bugün Ekim ve bugün Kasım ayındayız. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart'ta ya da Nisan, Mart'ta ya da Şubat'ta biz konu olarak Selçukluların kuruluş dönemine geçeceğiz. Biz şu anda Tuğrul ve Çağrı Bey öncesi Büyük Selçuklu Devleti'ni ele alıyoruz dostlarım. Yani Tuğrul Bey dönemi değil, Çağrı Bey dönemi değil, bizim sonunda ele aldığımız dönem. Onlardan daha öncesi meydana gelen olaylar. Dostlarım, benim videonun içerisinde video izletmemdeki amaç, çünkü ben Osmanlı tarihçisiyim. Ben Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu tarihçisi değilim. Ki bakın, bu bölümü yalanıma girmemesine rağmen ben kendimin Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, beylikler... Bakın Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, beylikler, Osmanlı ve Türkiye tarihçisi olduğumu iddia ediyorum. Yani ben 1071, 1900 hatta 2023, hatta 2021 yılında 2021 tarihler arasındaki ben size 950 yılı elimden gel 950 yılı elimden geldiği dilimin döndüğünce anlamaya çalışıyorum. Ama tekrardan altını çizeyim. Ben bir Osmanlı tarihçisiyim. Ben Büyük Selçuklu tarihçisi değilim. Sadece Büyük Selçuklu devletini daha doğrusu 1071'den sonraki 1071 ve daha sonrası 2021 arasındaki 950 yılı çok sevdiğim ve zaten bu 950 yılında 1302'den 2021'e kadar olan 619 yılını ezbere bildiğim, bakın altını çiziyorum, ezbere bildiğim, bu alanda kitap yazdığım ve şu anda dünyanın en önemli profesörlerinden sayılır bir ortayla çalıştığım için sizlere zaten burayı biliyorum. Benim size anlattığım sadece ve sadece
1071-1299 yıllar arasındaki 228 yıllık bir süreç. Benim bilmediğim, yani biliyorum bildiğim bir kısım, lakin o bir Osmanlı'nın tarihi kadar iyi bilmiyorum. Bunu da şöyle düşünebilirsiniz dostlarım. Her insan her şeyi bilmek zorunda değildir. Tarih dediğimiz yapı çok geniş bir yapıdır. Şöyle düşünün. Diyelim ki 100 bin dönüm araziniz var. 100 bin dönüm, hatta daha da büyütelim ki rakam daha iyi anlaşılsın. 1 milyar dönüm araziniz var. Dünyanın yarısı sizin, örneğin. Siz o 1 milyar dönüm arazinin içerisindeki bir çakıl taşının nerede olduğunu bilebilir misiniz? Elbette ki bilemezsiniz. Bizler, yani Türkler, Oğuz Kağan'dan beri, altını çiziyorum, bakın 10 bin yıllık bir devletiz. Benim tek başıma bu 10 bin yılı bilmem zaten mümkün değil. Ben bu 10 bin yılı zaten, yani hiç kimsenin bilmesi mümkün değil. Herkesin ilgi alanları farklıdır. Ben Osmanlı tarihçisiyim. Ama Büyük Selçuklu'yu ve Anadolu Selçuklu velikleri ve Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti'ni sevdiğim ve sonra da ülkede, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşadığım için bu videoları çekiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki, İsmail, madem sen Osmanlı tarihçisisin, niye Büyük Selçuklu çekiyorsun? Yani Büyük Selçuklu'da paylaşıyorsun. Dostlarım, şöyle bir durum var. Kanalda tek düzelik oluşuyordu. Tek düzelik oluşuyordu. Ben de bu da benim hoşuma gitmiyordu. Mesela o seçiciliği sağladıktan sonra Haziran ayından beri benim kanaldan elde ettiğim gelir arttık. Kanal aradığım zaman daha da arttı. Buna mukabil görüntülememiz de hızlı bir şekilde 9600-9700 lira fırladı. Ki önümüzdeki hafta yapacağımız duyuruyla bu rakam 10 bin lira, 11 bin lira, hatta belki 12 bin lira de, yani 10 bin garanti geçecektir. Ve yıl sonuna, yani Nisan ayına kadar da inşallah hedefimiz 24.000 rakamına kanalımız adına ulaşmaktır. Bu bir hayal değildir. Bu yapılabilir dostlarım. Ben kendi adıma buna inanıyorum. Dostlarım, bir de şunu söyleyelim. İsmail, peki niye kafan sürekli aşağıda? Çünkü dostlarım, ben yani Büyük Selçuklu'da anlatsam, Anadolu Selçuklu'da anlatsam, beylikleri de anlatsam, ikinci beylikleri de anlatsam, hatta Büyük Selçuklu, birinci beylikler, Anadolu Selçuklu, ikinci beylikler, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti. Ben 1071'den 1900, hatta 2021'e kadar 950 yıl anlattığımda benim videodan önce kameramın alt tarafında hazırladığım notlarımı koyduğum kısım var. Ben videolarımın konu kısmını oradan, unuttuğum yerler olabilir diye, oradan bakarak sizlere anlatıyorum. Son olarak, peki niye videonun 45 dakika Selçuklu videosu? Çünkü Osmanlı videosu 15 dakika her hafta geliyor. Selçuklu videosu ise 3 haftada bir geldiği için ve ideal süre formatı 15 dakika olduğu için 15 çarpı 3 eşittir 45 rakamına ulaşıyoruz. Ve bu yüzden de bizler Selçuklu videolarımızı 45 dakikada sabitliyoruz. Dostlarım, bugün sohbet ettik ki son kısımda bunları söylemem gerekliydi. Çünkü bunları söylemediğim durumda yanlış anlatılma olabilirdi. Bunları söylediğim için içim rahatladı. Videolarımı da, Büyük Selçuklu videolarını da bu şekilde izlemenizi tavsiye ederim. O zaman gelin şimdi kapanışımızı yapalım. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, biz bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Selçuklular ve Oğuz Yagbuları konusunu ele alıp elimizden geldiği, dilimizin döndüğünce bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah diğer videomuzda ele alacağımız konu Selçukluların Mavera-Hünnehir'deki hayatları konusu olacaktır. Bir dönümümüzdeki videomuzda Selçuklular Mavera-Hünnehir'de nasıl bir yaşam sürdüler, bunu elimizden geldiği, dirmeden döndüğünce anlamayı ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepinize tekrardan videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Unutmadan sonra söylemeliyim ki
İlber Hoca ile çalıştığımız kitap videosu, yani kitap çalışma, İlber Hoca ile yaptığımız çalışma hakkındaki videomuz, bilgilendirici videomuz, haftaya, bugün aynı saatte yayına girecektir. Bu videoyu da izleyerek İlber Hoca ile yaptığımız çalışma hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Videomu tekrardan buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki videomuzda Selçukluların Mahveren Nehir'deki hayatları konusunu ele alacağımızı zaten dile getirmiştim. Tekrardan altını çiziyorum. Haftaya bugün İlber Hoca ile yaptığımız çalışmamız hakkında ilk kez bir konuk alıyoruz bu arada. Başka bir insanı konuk aldığımız videomuz yayında olacaktır. O videomuzu da izlemenizi eğer ilgileniyorsanız izlemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle hepinize videomu buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Biz sizlerle birlikte büyüyüp inşallah 950 yılı anlatmaya çalışacağız. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Kardeşlerim, Allah'a emanet olun.